Ulusal Kanal Gönüllüleri Almanya, Nihat Genç'le Ver Yansını sunar. Yoksa aynı şeyleri söyle, bunların şeyi kalmaz. Daha bir adam yönetti ben. Apo, şey, bağlama ayrı. Yapısal dediğimiz de bu. O başka bir şey. Ver Yansı'ndan mutlu akşamlar değerli seyirciler. Nihat Genç'le Ver Yansı programıyla bu akşam yine birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta Kandil'i Kabe yapan yandaş medya olağanüstü bir muameleyle karşılaştı. PKK terör örgütünün ininde kendilerini aratan gazeteciler sayısı 160 kadardı. Postu neredeyse Kandil'e seren Ruşen Çakır Karayılan'la yaptığı röportajda bu gazetecilere keşke bunu yapmasaydınız gibi bir yaklaşım da var. Fakat Nihat abi, Karayılan'ın bugün yine bir başka açıklaması var. Bir tek milli içkimiz ayran değil demedi. Onun dışında AKP ile neredeyse özdeşleşmiş bütün cümleleri. Yani Tayyip Erdoğan ne diyorsa Karayılan aynı şeyleri söylüyor. Bunu kısa bir değerlendirelim. Çok basit o şey diyor yani. Eyalet bize yeter. Şimdilik eyaletleşme bize yeter. Zaten işin doğası da bunun budur yani. Birden bire bir şey olmaz yani. Onlar doğru, süreç doğru, anlaşmışlar. Onda bir şey yok. Doğru anlaşmışlar. Yani. Eyalet yetiyor bana diyor yani. Öncelikli olarak Suriye'yi bir halledelim. Sonra yeniden döneriz. Allah kerim diyorlar. Tabii her evet. Şey açık, net. Yine geçtiğimiz hafta olağanüstü bir gündem daha vardı 23 Nisan'da. 23 Nisan 1920'de yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu gün Milli Merkez kuruldu Ankara'da. Sizinle de beraber Milli Merkez'in toplantısına gittik. Yani orada da çok önemli kararlar alındı. O toplantıyı da bir değerlendirelim. Tabii oraya da şey yaparız, birkaç güzel cümle etmemiz lazım. Yani ben şöyle düşünüyorum. Bunu bir hepimiz müdafaa-i hukuk gibi görüyoruz. Türkiye'nin önünde belirsiz günler var. Anayasa geçtikten sonra muhtemel beklenen. Ne olacak? Bizim de güçlü olmamız lazım, örgütlü olmamız lazım. Allah göstermesin, Türkiye'de yeni bir hayat başlayacak. Yeni hayatta da hepimiz yeni örgütler olacak. Üst bir çatımız olacak. Karar merkezi bir yer olacak. Değil mi yani? Başka evet. Bir şey. Bir de bu hukuk, yeterince hukuku yıprattılar. Yani bunun da sonuna gelindi. Yepyeni bir dünya kurulacak. O yeni dünyaya karşı da biz ne yapabiliriz? İşte onların cevapları aranıyor. Şu partili oluruz, bu partili oluruz. Yani Fenerli oluruz, Galatasaraylı oluruz ama hepsinin ötesinde bir milli takım olabilir miyiz? Olduğu kadar, ne kadar gücümüz varsa olduğu kadar böyle bir çalışma. Bu çalışmaya güç veren, destek veren herkesin de yanındayız. Çok olumlu buluyoruz. Halkımızı da örgütlenmeye alıştırmamız lazım. Ve o yüzden Milli Merkez'in kuruluşunda, çalışmasında herkese de saygı sunuyoruz. Biz de gücümüz yettiği kadar bunun içindeyiz yani. Milli Anayasa Platformu toplantılarında panellerine ben çok fazla sayıda da katıldım. Orada da gözlemledim Anadolu'da, Anadolu'nun çeşitli il ve ilçelerinde. Ya tabii yani insanların oraya hiç kimse para vermiyor. Hiçbir kurumun desteği yok. Onlar kendi aralarında sigara paralarını toplayıp yapıyorlar. Ankara'ya 10 binden fazla insan geldi. Yine işte otobüsler tutmuşlar, kendi imkanlarıyla gelmişler, kumanyalarıyla gelmişler. Orada çok böyle insanı çok duygulandıran da bir tablo vardı o insanlarımızın yüzünde. Sizinle fotoğraf çektiren, sarılan, sohbet edenler vardı. Onların da bir duygularını... Tabii yani orada heyecanlı, çok heyecanlı, iç içine sığmayan ama çok yoksul halkımızın direnen bir kesime söz konusu. Bu şöyle bir şeydir. Yani bir örgüt tecrübesi önemli tecrübedir. 200 yıldır tartışılıyor işte Burjuva'ya karşı, büyük imparatorluklara karşı, askere, devletin yüksek güçlerine karşı halk, sendikalarda, işçiler ya da bağımsız kurumlar olarak nasıl örgütlenebilir? Yani örgüt sorusu çok ciddi bir sorudur. Örgüt sorusunun altına psikiyatri de, psikoloji de, her türlü de girmiştir yani. Hala tartışılır. Sebebi devletin güçleri karşısında, polisin güçleri karşısında, oligarşinin güçleri karşısında zayıfsındır. Bu her insan tek başına zayıftır. Bu zayıflığı nasıl gidereceğiz? Ha, bu zayıflığı gidermenin tek yolu da örgütlenmektir. Yani bir de başka türde bakmak lazım. Yani şimdi aile için mesela örgütten insan zayıflığını gidermek ister ama başka bir şey talep eder. Bağımsız bir şey talep eder. Evet. Şimdi diyelim ki anne, anne çocuk. Çocuk annenin kölesi değildir. Bir
Çocuk babasına bağlıdır. Baba aile içerisinde bu bağlılıklar şey değildir. Kölelik ve esir bağlantısı değildir. Yani ailevi bağlılıktır bunlar. Ama aile içindeki bu bağlılığı tıpkı getirip patrona karşı ya da devlete karşı bu bağlılığı inşa edemez. Çünkü burada hak söz konusu. Yani senin bir sendikacı patronunu baba diye görmez. Siyasi parti başkanı da baba diye görmezsin. Sadece onunla hukuki bir sözleşme imzalarsın. Ben işimi yaparım. Senin sorumlusun şudur. Benim de haklarım budur diye. Evet. Fakat Türkiye'de yani ülkemizde ya da batı dışı, yani bu batıda da tabii onun da geleneğinde ataerkil sendikasına da partisine de anne gibi baba gibi bağlanan bir yapı söz konusudur. İşte bu yapının anne gibi baba gibi partilere bağlanmanın neler getirdiği, başımıza neler getirdiğini de halkımıza iyi anlatmamız lazım. Ama bu saate kadar da bunu anlatabilmeliydik. Anlatabildik, evet, %40'a anlatıldı yani bu. Bu düzgün bir şekilde %40'a anlatıldı. Bir de devlet tabii halkını çocuğu gibi görüyor. Yani annenin çocuğu gibi görüyor. Onu yediriyor, içiriyor, esaretini alıyor ve onu tam anlamıyla kendine bağlıyor. Yani biberonunu veriyor, sonra onu kullanıyor. Bu anne çocuk ilişkisi örgütte kalkar ve kalkmalı. Modern toplumda bunu itirazını yapar. O başka bir ilişki tarzıdır. Fakat yani Türkiye, yani ülkemizde geleneksel bu yapı çok ağırdır ve devlet de yani Osmanlı'dan gelen bir şeydir. İnsanları hala bu ailevi yapılar sürdürsün diye siyasi partiler çok uğraşırlar. Devlet de uğraşır. Mesela devletin bürokrasinin çok hantal olması, hukukunun çok incelmemesi, mevzuatlarının çok kaba oluşu devletin. Yani batılı topraklarda böyle de devletler yeni kurulmuştur. Mevzuat hükümleri kabadır, açık değildir. Herkes bir şekilde devletin kapısını işini yapmak için gidecek. Tayin için, bilmem ne için mutlaka gidecek. Yani siyasilere bir nevi bağlıdırlar. Bağlanmak zorundalar. Çünkü gidecek o kapıya. Adam arayacak. Oysa yönetmelik açık olsa, haklar düzgün olsa, değil mi? Herkes sıraya girse, kuyruğuna göre, hukukuna göre çalışsa sistem, kimse de devletin kapısına gitmez. Ve böyle bir borçluluk duygusu çıkmaz. Ama devlet çok kaba olunca, bürokrasi, hukuku çok kaba olunca insanlar mutlaka ben bu partinin kapısını, bu iktidarın kapısını çalacağım diye gider. Partililer de bunu, parti yöneticileri de bunu çok ister. Ve böylelikle insanları kendilerine çocuklaştırır. İşte yani ailesinin içine alır. Yani kapısına gelen insanları yurttaş olarak değil, kendi çocukları, kendi aileleri gibi içine alır. Bir aile inşa eder onlarla. Türkiye'deki muhafazakar yapı da budur. Yani devlete mecbursun, gitmişsin, birine abi demişsin, sonra gidip bu abiye oy veriyorsun ya da onun lafından çıkmıyorsun. Mutlaka da bir işin düşer yani. Emekli evet. işin, bilmem ne işin falan düşer. Bu kaba mevzuat da insanları bir nevi sağ iktidarla da köle yaptırır. Bunun karşılığı nedir? Biz kimseye muhtaç olmayalım. Kimseye abi demeyelim, baba demeyelim. Devlet, herkes devletin kapısında eşittir. Ve bağımsız olalım. Değil mi? Bu da işte örgütte budur. Bağımsız olalım. Kimse kimsenin hakkını yemesin. Kimse bir öncelik vermesin. Kimse üstün değildir. Kimse efendi değildir. Evet. Örgüt budur. Örgüt terbiyesi olmadan hiç kimse çalışamaz. Osmanlı'dan beri Türkiye'de bürokrasinin ve devletin kapısına gitmek zorunda olan halkımız kendi kendini köleleştirmiş ve bir aile içine sokmuştur. O yapıyı kıramıyoruz. Tabii ki %40 ya da %35 kadar sert bir yapı kırmıştır bunu. Anlamıştır. Eğitimli ama o yüzde. Eğitimli insanlar bunu kırmıştır ama daha ileri kıramamıştır bunu. Bunu örgütlenerek bunu kurabilirsin, anlatabilirsin. Ama bu örgütlenme modeli, anlattığınız model bir hayli son dönemlerde mesafe aldı değil mi? Ya tabii bunu şöyle, bunu çok derine de inmek lazım aslında. Bazen bunları da anlatmak lazım. Şimdi örgütlenen insan feryat eder, hakkını arar, talep eder, bağırır, isyan eder. Yani bir talep, karşı bir talep getirir yani. Der ki ben şunu istiyorum der. Örgüt sahibi insan bunu ister. Fakat örgütlenmeyen insan bunları söylemez, dile getirmez. Mesela ağasıyla, paşasıyla, parti başkanıyla arkadaş gibidir. Onun da sızlanmaları vardır ama onu şikayet dile getirmez. Peki niye senin şikayetlerini sen dile getirmiyorsun? İşte kol kırılır yerin içinde ya da ailemden, annem, babam, ağam, paşam, parti başkanım üzülmesin diye. Bunları hep içine atar. Şimdi burada psikolojik bir şey çıkar, hep içine attığı için. O içine atan insanlar, yani sağ dediğimiz muhafazakar kültür, bu insanlar fesatçı olur. Çünkü içinden dümen ve tezgah çevirir. Evet. Yani çünkü hep idare eder. Parti başkanının yanlışlarını idare eder.
ağasının yanlışlarını idare eder. Görmezden gelir. Görmemeye çalışır. Değil mi? Hep böyle bir çaba vardı. Bugün yandaş medyanın yaptığı gibi. Ama örgütlü insan bağırır. İçinde ne varsa şey yapar. Arı bir su gibidir. Akan bir dere gibidir. Tertemizdir. Çünkü her gün isyan eder. Bağırır, içini döker. Daha temiz, daha dürüst insandır. İkisi arasındaki fark şudur. Biri tezgaha çok yatkındır. Dümene, oyuna, hinliğe çok yatkın bir kimlik olur. Çok temiz insanlar olsalar dahi. Benim annem de babamdır diyelim. Sağ Parti'ye oy veren. Çok temiz yapıları vardır. Çok temiz insanlardır. Ama buna rağmen örtbas ettikleri için, idare ettikleri için, görmezden geldikleri için, ya bizim adama bir şey olmasın dedikleri için fesatçı ve dümenci bir yapısı olur. Ya da fesat ve dümen kurulabilecek bir ortamın içinde olurlar. Örgütçü öyle değil. Örgütçü bağırır, çağırır, içini boşaltır. O şeyi hiçbir zaman fesat tutmaz. Mesela bir örgütün talepleri çok abartılı olabilir. Çok yanlış da olabilir zaman zaman. Siyasi talepler de isteyebilir. Çatışabilir. Yani haklarında bazen çok doğru hak talebi de olmayabilir. Ama temizdirler. Evet. Berraktırlar yani. Aradaki fark budur. Şimdi Türkiye'de dikkat edin büyük bir kumpas kuruldu. Ergenekon ve Balyoz kumpası. Bu kumpas nerede oturdu? İşte idare edelim bizim adamımız denilen kitlelerde. Bu sağ kültürün olduğu yerlerde çok tuttu bu. Çünkü bizim adamımızdır. Üzmeyelim, kırmayalım falan gibi. O adamlar da temiz adamlar. Bizim insanlarımız. Ama örtmeye saklamaya dönük bir kültürleri olduğu için ya bizim adam kırmayalım babamızdır, abimizdir, amcamızdır, tanıyoruz, Müslümandır gibi bir idareyi maslahattan geldikleri için bu adamlar bu tür kumpasların da yatağı olurlar yani bataklığı olurlar farkında olmadan. Bunları bizim organik dediğimiz aydınlarımız yani genç halkımızla konuşan insanlarımız ve siyasetçilerimiz tane 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 anlatacak. Halkımız şüphesiz sağcı olabilir, dindar olabilir. Bunlar iyi de, yani bunlar kendi bilecekleri iştir ve güzel değerlerdir kendilerince. Ama o sağcılığın getirdiği işte hastalık budur. İdare ettiğin zaman kumpasa da hazır bir hale gelirsin. Çok basit bir örneğini vereyim. Yani bu geçtiğimiz dönem içerisinde Trabzonspor çok haklıydı davasında. Evet. Çok haklı bir davası vardı Trabzonspor. Sıfırdan, baştan sona kadar haklıydı. Ama bu Trabzonspor Fenerbahçe'nin üstüne Ergenekon TV gibi gidildi yani. Gidilince Trabzonsporluları üstüne sürdüler Fenerbahçe'nin. Cumburlop. Yani o insanların temiz sevinçlerini kullanarak, temiz heyecanlarını kullanarak onları yanlış bir yere sürüklediler. Ve ne oldu? Trabzonspor'un Fenerbahçe'nin üstüne sürülmesinden sonra Trabzonspor'da bir yanlış bir yola sokulduğu için Trabzonspor'da bir heyecan gitti. O insanlar umutlarıyla oynandı, kirlendi. Çünkü Trabzonspor'un taraftarı evet temizdi. Trabzonspor'u seviyordu ve haklıydılar. Ama o görmezden gelen, bunları kim yaptı bizi, cemaat mi bunların üstüne sürüyor sormayan insanlar bizi bir yerde kullanıyorlar mı diye hiç sormayan bu bizim abimizdir, bizdendir, bizim hemşeridir dedikleri adamlar onları bir kumpasın içinde cemaatin üstüne, cemaatin yönlendirmesiyle Fenerbahçe'nin üstüne saha dışı ve başka bir yerden sürüp Trabzonspor'un bu güzel duygularını kirlettiler ve Trabzonspor haklı olduğu halde yenildi. Yani geriye düştü. Birlik ruhu da bozuldu bakın dikkat edin. Bunu tıpkı alın örgüte getirin koyun. Direnmeyen insanların birlik ruhu bozulur. Ağar ve Erkan Mumcu'nun partisi nerede? Dikkat edin. BBP, Muhsin Yazıcıoğlu gibi genel başkanları öldürülmüş. Çok haklı insanlar. Buna rağmen yenildiler. Çünkü kumpasa hazır bir yapının içindeler. Ya o insanlar kumpasın içinde insanlar demiyorum. Abidir, bizdendir, bizim adamızdır, Müslümandır, bize yakındır dediğin zaman o tezgahı da deşecek bir kültürün olmuyor senin. Merakın ve sorgulaman olmuyor. Böylelikle tezgah senin üstüne oturan bir şey oluyor. Yakışan demiyorum. O elbiseyi sana oturtturuyorlar. Ama üyeleri içeri alınan, kavga eden değil mi? CHP, İşçi Partisi, öbür taraf. Hepsi zayiat vermesine rağmen sahada acı çekmesine rağmen parasız, pulsuz, acı, işkence, gaddarlığa rağmen direnen ve ayakta kalan yerler oluyor. Niye? Yenilmiyorlar. Farkında oldukları için. Biz dere gibi berrak bir dere derken, tertemiz, billur bir dere derken bunu kastederiz. Pınar suyu gibi. Evet. Öbür insanlar temiz insanlar değil mi? Bu sakin, çok temiz insanlar. Ama idare etme. Değil mi? Evet, devlet de onları idare etmenin içini de sürükler yani. Osmanlı'dan beri de devlet kapısındaki işlerini torpille yaptırarak ya da kaba mevzuat onları devlet kapısına da çekerek onları devlete baba gibi bağlattırıp aile ve çocuksu gibi çocuk gibi davranır bunlara. Bunlar çok önemli ve üstünde çok çalışmamız gereken şeylerdir. Modern toplum olmak istiyorsanız örgütün ne olduğunu bileceksin. Hangi psikolojilerle
direnişin içindesiniz, muhalefetin içindesinizdir. Hangi düşünceler içerisinde? Sağ kültürün ya da muhafazakarlığın içindesiniz. Muhafazakar insanlar senden benden de temiz, çok samimi, berrak da imanı olan insanlardır. Ama bunlar nasıl kullanılır? Yani bir susayım dediğin zaman, ya bizim komşudur, güzel adamdır, ben gördüm camidedir, din adamıdır, temizdir dediğin an bu senin güzel bir duygundur. Ama bu güzel duygu birileri tarafından tezgah olur. Nasılsa bu adam şey yapsa, bir hırsızlık, bir saygısız bir şey yapsa, topluma karşı bir şey yapsa, bu çocuk o babayı tutacaktır. Din adamını ve siyasetçini çocuğun babasının tutması gibi tutacaktır. Ona sahip çıkacaktır. O yüzden o tezgaha ve kumbasa hazır bir haldedir. Bu önemli bir şeydir. Evet. Örgütlere iyi çalışacağız. Evet. Örgüt psikolojilerine iyi çalışacağız. Tarihin şu anında bize düşen direnecek, muhalefet edecek. Hatta bir safhadan bir safhaya geçiyoruz. Geçtiğimiz safha çok daha başka bir safha. Müdafaa hukuk safhasına geçiyoruz. Bir meşruiyet kavgasının safına geçiyoruz. Yavaş yavaş Türkiye de oraya doğru gidiyor. Önümüzdeki 1-2 tane seçim, 2-3 tane seçimden sonra da biz hepimiz artık Türkiye başka bir şey olurken biz de başka bir şey olmaya doğru gidiyoruz. Çok sık söylediğim bir şeydir. Şimdi yazarız, yarın er olabiliriz. Başka bir şey olabiliriz. Ve üstümüzde büyük karar mekanizmaları, büyük kararlar alacak. Bütün köy, kasabalarda gücümüz ne kadarsa büyük karar alacak. Değil mi? Ve şeyin, örgütlerin mutlaka olması lazım. Nihat abi, Trabzon dediniz. Sizin de memleketiniz. Sadece Balyoz, Oraj, Poyrazköy gibi davalarda, askeri personelin yargılandığı davalarda 47 Trabzonlu var. Çok tabii. O 19 tane merkezden var. 4 tane Beşikyüzü'nden var. Bu sessiz çığlık eylemleri Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya'dan sonra Beşiktaş'a, Trabzon'a kadar gitti cumartesi günü. Cumartesi günü Sakarya Caddesi'nde yaşadığım bir hadiseyi de paylaşmak istiyorum değerli seyircilerimle. Bizim bütün bu toplantılarımız polis kameraları tarafından kaydedilir. Geçtiğimiz hafta da Cizre'de akil insanların toplantısını kaydetmeye çalışan bir polis memurunun elinden kamerayı Kezban Atabi almıştı. Hemen ertesi günde orada polisler linç edilmeye kalkıştı. Kendini kurtarmaya çalışan polisleri de emniyet müdürü bile görevden aldılar. Cumartesi günü Sakarya'da kısa bir konuşma yapıyordum. Ulusal TV'de verdim. Burnumuzun dibine dayamış kamerayı, dedim ki yani bu memur da ne yapıyor? Bizi her hafta bizi çekiyor. Bizi mi fişliyor? Ve memur hemen o sözlerimden sonra kaçmak durumunda kaldı. Ama bu örgütlenme deyince çok geç kalınan bir şey. Yani Ergenekon balyoz süreci başladığında gerçek anlamda bir örgütlenme olmuş olsaydı zannediyorum bugüne kadar bu sıkıntılar da yaşanmamış olurdu diye düşünüyorum. Ama Beşikdüzü'ne davetliyiz 19-20 Mayıs'ta. Hem Kurtuluş Günleri festivalleri var onların orada. Sizi de davet ediyorlar. Çok da sık mesajlar geliyor. Biraz yine Trabzon'a dönelim bakalım. O Karadeniz ikliminin sizinle... Ya tabii biz Karadeniz'de bu sağ ve Türk Karadeniz'den muhalif, dik başlı, ele avuca sığmayan ve onur duyduğumuz çok güzel insanlar çıkmıştır tarihimizde. Başta bizim köy, başta Erkan abi içeride. Çok çıkmıştır. Ancak Karadeniz kültüründe de bu aşırı bağlılık insanına, patronuna, babasına, herkesi baba gibi görüp aşırı bağlılık da bir kültürdür bizde. Çok ciddi bir kültürdür. Bu kültürü de Osmanlı'dan beri kullanırlar. Yani Osmanlı'nın bütün koruma polisleri de, hani bütün isyan eden, kavga eden, Gavakçısına kadar hepsi. Gavakçı'dan Mesulmaz'ın korumasına kadar, Atatürk'ün korumasına kadar. Hep böyle sert, isyancı insanlar Karadeniz barındırır. Bu şeydir, Karadeniz insanı tabii kendilerine aşırı güvenli insanlardır. Örgüte de çok ihtiyaçları da yoktur yani. Çünkü kendilerini zayıf hissetmezler. Çalışmalarına çok güvendikleri için. Ben yaparım der, ben çalışırım der. Kendilerine imanları, güçleri çok fazladır yani imanları. Fakat Karadeniz insanı kullanılır. Niye kullanılır? Biz bunu işte bir sol örgüt tanımında tartıştığımız zaman hep deriz ki ya bunlar bir itaat kültürü içerisinde, fazla bağlılık kültürü içinde, hatta köle gibi, esir gibi çalıştırılıyor. Birinin peşine takıp gidiyorlar. Biraz uyanık olun, biraz hak arayın, değil mi? Bu tür eleştiriler yaparız. Örgütsel eleştiriler yaparız. Oysa bu eleştirileri zaman zaman başka türlü yapmak zorundayız. Nasıl yapacağız? Yani şimdi insanların iş, her insan yani özellikle Karadenizler, bu iş terbiyesi yüksektir. İşe saygısı yüksektir.
Patron öyle olmuş, böyle olmuş. Patron umurunda değildir onun. Ya yani patron mafya babası olur. Evet. Ya da Trabzonspor'un başkanı olur ya da bir müteahhit olur, fark etmez, ya da bir parti olur. Patron için önemli değil. O işini saygıyla yapar. O işini saygıyla yapar ve işine yaptığı iş, kendi kişiliğini de o yaptığı işinden, çalışkanlığından, heyecandan alır yani. Temizliğinden alır. Bu çok değerli bir duygudur bir Karadenizli için. Onu bir ona gidip de ya sen de patronla körü körüne bağlısın, partine körü körüne bağlısın dediğin zaman tam olayı tarif edemez. O işini çok seviyor. İşte işini bu çok iyi seven, işine son derece aşırı bir sorumluluk duygusu bağlı bu insanlara sağ iktidarlarda tarih boyu kullanır. Kullandı, kullanıyor. Evet. Ama onlar bir köle ruhlu, esir ruhlu olduğu için değil. Burada yanlış yaparız. İşlerini çok aşırı sorumlulukla, paranoya derecesinde aşırı sorumlulukları vardır. Yani bırakmazlar o işi, oradan ayrılmazlar. Bu aşırı sadakat onların köle ve esaret duygularından dolayı değil, kendi işlerine, kendi namuslarına, kendi şeylerine, sorun iş terbiyelerinden dolayıdır. Şimdi bugünlerde mesela bir ses gelsin, değil mi? Hı hı. O kadar HES yapılıyor, bu kadar şey oldu, bir ses geliyor dediğimizde işte bu halkımızı bu şekilde uyarmamız lazım. Sen işini çok seviyorsun, sorumlulukların çok yüksek. Ama senin bu iş terbiyen, senin bu iş saygın, senin bu bağlılığın başka tarafta başka şekilde kullanılıyor. Kalkıyorlar Apollo'ya sıkışıyorlar. Kalkıyorlar İsrail'in adamı oluyorlar, değil mi? Seni başka bir şey yapıyorlar. Oysa sen temiz bir adamsın. Sen işini güzel yapmak istiyorsun. O senin için patron değil, baba değil. O senin için bir işveren. Sen de ona kişisel saygını ürününle, çalışmanla göstermek istiyorsun. Ama burada kullanılıyorsun. Ve bu kullanmanın da önüne geçmemiz lazım. Nasıl geçeceğiz? Bunu işte bir şekilde anlatacağız yani. Bunu insanlarımız birebir yüz yüze teması olan ilçelerdeki, bölgelerdeki insanlarımız yani organik aydınlarımız tane tane onları rencide etmeden onlara siz kölesiniz, onların adamısınız, onların kuyruğusunuz, onların sürüsünüz demeden işinize olan aşırı sorumluluğunuzu siyaseten kullanılıyor diye ikaz etmemiz lazım. Ve başka bir tür insan çıkıyor. Bugünlerde gördüğüm en tehlikeli şey de çok değişik bir insan yapısı falan çıkıyor ortaya. Şimdi ben Osmanlı medreselerinde okutulan hikayelerdir bunlar. Bu medreselerde, camilerde vaaz diye verilmiş ve kitaplarımızda vardır. İsrail devleti o zamanlar kurulmamıştı ama bir hocamız İsraillerin yani o şeye Musa için ölmediklerini ya da yani topluca onun uğrunda ölmediklerini anlatmak için ve bunlarla da biraz alay etmek için hikaye anlatır. Der ki bir gün Hazreti Musa kavmine demiş ki kafir geliyor, kafirle savaşacağız. Musa'nın kavmi de demiş ki Musa'ya, ya Musa demiş kafir geliyorsa senle Allah aran, ikiniz halledin işi, açın önü, siz savaşın, biz de geliriz peşinize. Yani siz yapın aranızda, halledin. Nasılsa yeterince güçlüsünüz. Yeterince güçlüsünüz. Biriniz peygamber, biriniz Allah'sınız haşa. Tövbe estağfurullah, öyledir. Bu sefer bunu bizim hocalarımız, ya bak ne kadar umarsızlar, ne kadar saygısızlar peygamberlerine karşı. Hatta dalga geçiyorlar. Onu gidin siz kendiniz savaşın diyorlar diye anlatıyor. Oysa biz İslam için, peygamberimiz için, dinimiz için hep beraberiz der. Kendini böyle öne çıkartıyor. Yani iki kavmi karşılaştırdığı zaman bunu çok yüksek bir özellik olarak takdim ediyor. Şimdi bugünlere baktığımız zaman Tayyip Bey Suriye'ye karşı savaşta bir kişiyi meydanlara dökemedi. Hiç kimse de Tayyip Bey'in arkasından gelmedi. Tayyip Bey savaşıyor ama yalnız savaşıyor. Hatta El-Kaide'ye getirip savaşıyor. Kendi adamları değil. Ya da başka şekillerde Tayyip Bey'in arkasına meydanlarda çıkan insanlar yok yani. Tayyip Bey'in kitleleri açık, net, ortada olan onun yapan kitleler değil. Ne ya, gizli, kapalı, uzakta, sandığın ortasında, gizli dediğimiz başka bir yerde. Böyle açık, net. Yani işçi parti üyeleri kadar meydan adam dökemez. Bu çok nettir. %40'mış, 50'miş alırmış ama bunu yapamaz. Bu çok nettir. Niye Tayyip Bey'in arkasında değiller peki? Niye Suriye Savaşı'nda, değil mi? Büyük bir savaş veriyor orada. Evet. 80 bin insan öldü. Bunun sebebi şudur. Tayyip Bey el altından İsrail'le çalışa ya da Amerika ile el altında çalışa onun kavmi de ona bağlanan insanların da karakteri bir nevi o eskiden dalga geçtikleri değil mi? Doğru ya da yanlış oraya benzemeye başladı. Herhalde AKP'li seçmen şunu düşünüyordur. Tayyip Bey biz sana iktidarı verdik. Sen, Allah, Amerika, İsrail artık yapın bir şeyler. Açın önümüz. Yani öldürecekseniz de öldürün yani falan. Yani beni cepheye ve savaşa sürme.
dikkat edersen neredeyse bizim kavmin özellikleri de hani hep beraber de yani değil mi? Bu topraklarda topluca cephe olmuş, topluca kafire, küfara karşı savaşmış bütün bu insanların ruh hali de dikkat et başka bir ruh haline dönüyor. Meydanda yoklar, sokakta yoklar. Çok gizli sandıkların, sandık oylarının gerisinde ya da bilgisayar hilelerinin başka bir tarafında. Ama canlı kanlı yoklar. Gizli gizli sanki Tayyip'e. Sen ileriden hallet Tayyip Bey. Şeyde İsrailoğullarıyla hadi falan. Amerika'yla. Ya bir yerde hallet, bir hallet. Bize neye çağırıyorsun ki? Der gibiler. Bu da bir bizim karakterimizin değiştiğini gösterir. Savaşan ve cephe olan, çoğalan ve hepimiz toprağımız için, kutsal değerlerimiz için bir araya gelmek isteyen şimdi biziz. Bu çok nettir. Bizim toprakların bütün kutsal değerler için varız. Tayyip Bey işte gördüğünüz gibi müthiş bir şey var. Psikolojik savaş yönetiyor ve tebrik ediyorum kendisini o psikolojik savaş için. Kalktı 80 tane medya ve yüzlerce yazar. Karayılan'ı bir günde Karayılan'ın yani 30 bin 40 bin insanı öldürmüş. 12 yaşındaki çocukları dağa kaldırıp silahlamış ve kendi halkını öldürtme emri vermiş. Karayılan'ı bir günde medyamız Pamuk Prensesi yaptı. Bir günde. Yani ondan yakışıklısı olmadı. Alain Delon oldu, Anton Kühn oldu, ne bileyim bir sürü ya yani Hollywood yıldızından daha öte bir yere getirdi. Onunla bir saniye bile konuşmak yani şey, haşa estağfurullah yani sahabeden birini rüyanda görmek gibi yani hale geldi. Çünkü anlatılanlara bakıyoruz. Ve bu medyada ve halkımızın gözünde de bu kaçmadı yani. Ya ne oluyor falan. Der demez Tayyip Bey ertesi gün bir ayran muhabbeti açtı. Milli ilişkimiz ayrandır. Bütün burayı karma karışık etti ve bu gündemi dağıttı. O yüzden bu bir psikolojik hareket merkezi olduğu kesindir. Ve bunu da iyi şey yapıyor, başarıyor. Tayyip Bey'e öyle bağırıyoruz, çağırıyoruz ama bir toplumun psikolojisiyle de çok rahat oynadı. Gündemleri istediği gibi değiştirdi. Bir ayranla da bütün bu dağlarda yapılmış pazarlıkları, müzakereleri de çevirdi. Çok nettir. Biraz da bizim halkımız peşine galiba Nihat abi. Yani ya işte bir ayran... Ki, der demez bütün medya o ayranın üzerine gidiyor. Sosyal paylaşım sitelerinde hep o ayranla ilgili yorumlar var. Ayranla ilgili espriler var. Tabii yani bu da önemli. Bunun da üstüne düşmemiz lazım. Yani şimdi neredeyse Tayyip Bey yani kalkıp bizim de Tayyip Bey'e buna işte bayrağı indirdi. TC indirdi. Yerine ayranı koydu. Milli ayran. Milli bayrağımız yerine milli ayran. Köpüren bir ayran resmi koyalım. Herhalde bir Türkiye'nin adına belki de ayranıya koyarız. Dediğin gibi şimdi Türkiye'de tabii muhalefetin ruhunu bilirsen, şeklini bilirsen, muhalefet nedir iyi anlarsan bunu psikolojik yönlendirmen de mümkündür. Mesela Tayyip Bey istediğiniz kadar kızın muhalefetin ruhunun alaycı olduğunu, ironi olduğunu biliyor. Kendisiyle dalga geçileceğini biliyor ama geçilen bu dalgaların dalga geçen insanların şekle bunun geçeceğini, hevesle dalga geçeceklerini, hevesle tiye alacaklarını yani alay alacaklarını bildiği için büyük bir ordu olarak yani bir muhalif ordusu bu hepsi için söz konusu yani bu internet sitesindeki sözlüklerden, sosyal medyada, Facebook'ta, Bekir Coşkun'da, Yılmaz Özül'de herkesteki tavır şudur. Dalga geçme ve alay etme. Bu alay bir ordusu var Türkiye'de. Bu insanları alay eden ordusu var. Bunun azı vardır, çoğu vardır. Baharat gibidir bu. Eğer bütün insanlar hepsi bu alaya katılıyorsa sizinle şey Tayyip Bey çok güzel oynar. Sizin bu alaya düşeceğinizi, bu alay mermilerini havai fişek gibi atıp eğleneceğinizi, kendisiyle dalga geçeceğinizi ve gündemi ortadan kaldıracağınızı iyi biliyor. O yüzden alay, ironi her şey değildir. Mizahı zekice ve yerinde yapacaksın ve tek top atışlarıyla yapacaksın. Böyle bütün bir cemaat, ellerinden hiçbir şey gelmiyor, örgütlenme gelmiyor. Değil mi? Örgüte bir 5 lira 10 lira katkısı olmuyor. İnsanlar acıdan çekiyor, onu bölüşmüyor. Ama alaya gelince büyük bir ordu devreye giriyor. Modern insanlar, zevkli ve şehirli insanlar bunlar. Alay etmeleri çok normaldir. Alaya katılmaları da çok normaldir. Bu onların da zekasını gösterir. Ama eksiktir. Çok değerli bir şey söylüyorum. Siz hayatınızı, karşı kimliğinizi sadece alay ve ironi üzerinden kurarsanız karşı taraf sizinle oynar. Senin bir de yenmeyecek bir çetin cebiz, demir çekirdek bir tarafın olacak. O çekirdek tarafın duracak. Yani mermi gibi duracaksın. Yani böyle bir şey. Daha böyle dikine bir çiğnemeye kaldın da dişleri. Dikine bir seyyal. Seyyal bir yani bir Ali'nin kılıcı gibi yani böyle duracaksın. Ondan sonra yap alayını. Ama dik durduğun yok, mermi gibi duruşun yok, sert çekirdek bir tarafın yok. Örgütten hiçbir tarafın yok. Sadece işin alay taarruzundasın. O zaman sizi çok kolay karşıdaki ordular yem atar size. Sizi hepinizi hurra bu tarafa doğru götürüp şey yapar.
Ve özellikle içki konusunda, içki benzeri konularda Tayyip Bey bunu Müslüman, muhafazakar Anadolu halkımızın da duygu halini çok iyi bildiğini çok iyi kullanır. Yani şimdi biz fazla sayı diyelim şey için, bir insan hakları olarak değil mi, modern bir toplumda insan haklarına yakışmadığı için savunuruz ve savunacağız sonuna kadar, bu ayrı bir şeydir. Ama onu o halkımıza bak Allah'a küfretti gibi tercüme ettirir, yine o kazanır. Bu burada da öyledir. Şimdi içki, yani şimdi adam, ya şimdi adam bana gelir diyelim. Yani ben, ayıptır söylemesi. Ya benim gibi yüzlerce tarih profesörü, yazar, çizer insan var yani. 26 tane kitap yazdım. Hayatımın her günü 8 saat, 10 saat, 15 saat çalıştım. Ama adam geliyor sana diyor ki, ve bunu bana dediğinde benim yaşımda bir adam olduğunu düşünüyorum. 60 yılda hiçbir şey yapmamış. Elinden hiçbir şeyle gelmemiş. Bir tek liderine köpeklik yapmış. Onun ayağını yıkamış falan. Ben de her gün çalışmışım. Ve 60 yaşında karşılaşmışız bir münazarada. Gelip halkın önünde diyor ki, ya bu da içiyor diyor. Ben burada 200 tane, hep bir ikişer saat, 200 tane televizyon programı. Burada 26 tane kitap, 5000 sayfa makale. Sen beni halkın gözünde hemen lak diye içki konusu, söz konusu edip mahkum etmeye çalışıyorsun. Evet. Ve başarıyor bunu. Yani Tayyip de bunu başarıyor. Hepsi de var. Bunlar içkici. Ya kardeşim, şurada binlerce, on binlerce yazımız, çalışmamız, konuşmamız, hikayemiz, değil mi? Başka şeyler var. Niye bu? İşte bunu beceriyorlar. 60 yaşında adam hiçbir şey yapmamış. Sadece senin içkinle dalga geçerek gidip orada oyun alabiliyor. Bu sosyal demokratların, solun geldiği çok kolay bir oyundur ve bu oyuna da gelmeye devam ediyorlar. Biz halkımıza nasıl muhalif durduğumuzu, çalışan ve üreten tarafımızı göstereceğiz. Biz de onlara mesela, halkımıza, ya kardeşim bunlar hiçbir şey üretmedi. Yani birbirlerine köpekçe bağlanmaktan, birbirlerini yalamaktan, birbirlerine yavşamaktan, birbirlerine adam olmaktan, bir gizli bir çete olmaktan, ortaklaşa bir talan etmekten başka da hiçbir şey yaramıyorlar. Parti dediğinde ortaklaşa talan ve yağma düzeni. Değil mi? Hı hı. Bunu diyeceğiz. Ve bunu derken de çok haklıyız yani. Evet. Soyulmuş. Belediyeler, Türkiye, her yer. Ve bunu diyemiyorsun. Bir içki lafı getirip Tayyip buradaki bütün şeyi darmadağın edebiliyor. Bunlara da genç aydınların, biz yazar ve gazetecilerin, memlelerin çok şey yapması lazım. Uyanık olması lazım. Şey yapan bu psikolojik hareket merkezlerine karşı çok aklı başında olacaksın. Sen toplumu nereden sarsacağını bileceksin. Onlar seni bir yerden sarsıyor. Sürekli bu din, laiklik, namaz, Allah şey. Hayır, sen de başka bir yerden şey yapacaksın. Sen onunla, onun sarstığı yere gidersen orada maçı kaybedersin. Senin de sarsacak bir yerin var. Sen de nereye sarsacaksın? Üretmiyorlar. Değer koymuyorlar. Ülkeyi peşkeş çekiyorlar. Satıyorlar. Satıyor. Ya bu çok net rakamlarını göstererek. Sen tartışmayı buraya getirmiyorsun. Bir ülke satılıyor, bir ülke peşkeş çekiliyor. 30 bin, 40 bin insanın katiliyle el sıkışılıyor. Amerikan'ın oyuncağı olmuşsun. Sonra siz içki içiyorsunuz deyip hepsi temize çıkmış gibi oluyor. Yani Z raporu, tamam sen içki deyince bitti. Amerika ile İsrail'e yatağa girmiş. Ülkeyi pazarlıyor. Ya ses yok. Ya bunlar da içki içiyor dedi. Halk gene gitti ona oy verdi. Ya da hak verdi. Şimdi bu karşı tarafın sana oynadığı, demek sürekli oynadığı bir çalım. Seni böyle de dövüyor. Her seçim döneminde de bu numaraları sana yapıyor. Herhalde hala sen bu oyuna, bu bozukluğa düşüyorsan, o zaman zayıf olan sensin. Yani gel, o zaman biz gerçekten içkiliyiz abi. Gerçekten içkiliyiz. O oyuna gelecek kadar. Gerçekten kafayı sıyırmışız yani. Uçmuşuz. Çakır keyifli daha ileri bir yerdeyiz. Niye? Çünkü bu oyunu her zaman sana oynuyor. Biz burada aç, susuz ve sırf insanların eşitliği için, kimse kimseye efendi demesin diye doğduğumuz günden beri mücadele veren soylu insanlar var. Şimdi acılarını içeride çeken, şimdi içeride yatmakta olan insanların, değil mi, soylu feryatları var, soylu çığlıkları var ve alın terleri var. Bunların hepsini bir iş muhabbetiyle unutturuyorsun. Bu ya da buna benzer yani. Hı hı. Bunlar karşısında da artık biz kendimize çeki düzen verelim. Onların şey açtığı bir tartışmanın peşinden de gitmeyelim ya da onların da kuyruğu olmayalım. Çok açık, net bir sahne var Türkiye'de. O Zeus'un hikayesinde olduğu gibi üç tane eşek, yani karayılan Apo, Amerika, İsrail bir şey yapmışlar bu ülkede. Çok net fotoğraf. Bu fotoğrafı anlatamıyorsun. Bir ayran lafı, içki lafıyla işi bozuyor. Evet. Ya da haşa Allah'a küfretti lafıyla işi bozuyorlar. Üç tane eşek gelir Zeus'a. Biz artık eşeklikten bıktık. Bizi eşeklikten vazgeçir der. Zeus der ki vallahi der, ben sizi seyrettim der. Sizin der eşeklikten çıkma şansınız yok. Size hiç ihtimal vermiyorum. Hiç şansınız yok. Evet. Niye?
Siz de o kadar demiş, yükü taşırsınız, taşırsınız, taşırsınız. En son yükleri getirdiğinizde 3 tane şey yan yana gelir. Hı. 3 tane şarıl 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 birbirinize işersiniz demiş. Sizin yapacağınız bir şey yok. Siz busunuz demiş. Yani hep böyle sürekli birbirini gördükçe işeyen insanlar. Üçünüz yan yana geldiğinizde yarışır gibi işersiniz. Ha şöyle bir şansınız var demiş. Eğer daha çok işerseniz bir dere olur. Dereden bir havuz gibi, banyo gibi kendi sidiğinizin içinde yıkanırsınız. Bu kadar bir şansınız olabilir. Şimdi üç tane adam, karayılan, apo ya da başkaları değil mi? Şarıl 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 şarıl. Pis ve kirli bir irin. İnsanların kabul edemeyeceği sert pislikle konuşuyorlar ve kendi pislikleriyle Türkiye'ye yaymışlar. Hepimizin içine yaymışlar. Ve şimdi bizim gelip yani şeyle apoyla bu pislik içerisinde cici bir şey, bicibicilik oynuyor. Ve bütün bu sahneleri sana unutturabiliyor. O halde bize yazıklar olsun. Yani şu kadar net eşeklikleri dahi mi gösteremiyoruz ülkeye? Bu işgal günlerinde dahi bu taarruz, bu hukukun çıldırdığı, hukukun iptal edildiği, postaların atıldığı, haritaların ortaya koyulduğu bu günlerde dahi bu halkımıza bu feryadı, soylu, bağımsız değerleri, örgüt değerleri, direnen değerleri anlatamıyorsak suç bizdedir. Ben Tayyip Erdoğan Bey'in psikolojik hareketinin peşine takılanların da bu oyunlarla, onunla alay et, güya alay ederek, güya onu eleştirerek takılanların da Tayyip Erdoğan Bey'in kendi kitlesinden daha fazla bağımlısı olduğunu ve kölesi olduğunu iddia ediyorum. Bağlıdırlar. Dolaylı bir şekilde ona bağlanırlar. Onun gündeme taşıdığı bir şeyle bu kadar acıyı bize unuttururlar. Yok ya, şurada Ergonokon ve Balyoz gibi acılar var. Değil mi? Hı hı. Ve hepimiz suçluyuz. Hepimiz. Biz suçluyuz. 5 yıl oldu. Avukatlığını yapamadık. Türkiye halkına tam anlamıyla anlatamadık. Meclisine tam anlamıyla anlatamadık. Avukatlarımız, siz, biz, hepimiz. Yani Türkiye'nin gücü. Tamam bu kadar anlattık ama netice alacak kadar anlatamadık. İnsanlık suçlu, Avrupa suçlu, dünya hukuku suçlu, dünyadaki aydınlar suçlu. Bunu örtbas ettiler, görmezden geldiler. Hepimiz suçluyuz. Beceremediğimizi, niçin beceremedik biz? Niçin 5 senedir masum insanlar içeride yatıyor? Örgütlerimiz bunu düşünecek. Partilerimiz bunu, hukuk bunu düşünecek. Böyle yoksa onlar bizi almış karşıya, cebelleşerek gider bu. Bu şu anda cebelleşiyoruz. Biz onlara sert laflar ediyoruz, öyle gidiyor. Burası değil. Yani sert laflar ederek içerideki insanlar şey yapacaksa, kurtulacaksa ben her gün çıkayım buraya en sert laflar edeyim. Tayyip'ine de, öbürüne de, öbürüne de. 10 tane kurban seçelim, en sert laflar edelim. Buradan çıkmaz. Niçin? İnsanlık bu çığlığı niçin duymadı? Niçin duyuramıyoruz? Evet. Bunları kendimize soracağız. Bu kendimize sorduğumuz zaman insan ruhuyla alakalı çok şey öğreneceğiz burada. Çok şey öğreneceğiz insan ruhuyla alakalı. İnsanlar gülmeye geliyor, eğlenmeye geliyor. Kenardan hafif bir şeye geliyor. Ama desteğe gelmiyor. Orada durmuyor. Bunu sorgulayacağız. Ben bunun Türkiye'de hepimiz tarafından çok iyi sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Programın tek bir konu etrafında akıp gitmesin ve kaybolmasın diye bu kadar söylemek istiyorum. Nihat abi, tabii ki biz de gazeteciyiz ama önce çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Bütün bu yandaş medyadaki olumsuzluklara rağmen böyle kardelen çiçeği gibi güzel örneklerimiz de var. Vatan Gazetesi yazarı Mustafa Mutlu bu süreç içerisinde Oda TV davası ve Balyoz davaları esnasında Silivri'de tanıştık. Abi kardeş gibi de dost olduk. Geçtiğimiz gün Atilla Sertel Oda TV'de yazdı. Mustafa Mutlu'yu Bursa'da gazeteciler bir davet etmişler. Orada sohbet, konuşmalar esnasında Mustafa Mutlu'ya doğru söylüyorsun, haklısın üstad, söylediklerin haklısın ama bizim de çoluğumuz çocuğumuz var, biz onun için senin gibi yazamıyoruz diye bir cümle sarf edilince Mustafa'nın şarteli atmış. İyi de kardeşim demiş, seninki çoluk çocuk da, bizimki eşek sıpası mı? Yani böyle güzel de örneklerimiz tabii var. Tabii Doğu Perinçek Bey çoluk çocuğuyla yatıyor içeride aile boyu. Yani evet Doğu Bey biraz da Cem de biraz büyük olsa Can, onu da içeri alacaklar. Yani şimdi şunları tekrar hafif bir kısa bir tekrardan geçelim. Çok eskiden yani örgütten girdik. Geçmiş çağlarda bu sol bir kültürdür yani. Şimdi geçen şey yaptı, o Ali Bayramoğlu orada şey yaptı. Kapısına gelip protesto eden insanlara işte bir avuç
Maoist diye küçümsüyor. Maocu diye küçümsüyor. Böyle küçümseyici bir var. Bir kere bir avuç değil yani. %40. Yani sen %40'ı ciddiye almıyorsun. %7'nin köpeği oluyorsun. Bedelini yapıyorsun. Yani ikincisi Maocu diyor. Maocu devrimci sosyalist kültür içerisinde bir iki ayaktan biridir yani. Bu piratik bir eylemiyle. Kendisini yetiştiren yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa solunun da yetiştirdiği en değerli yazarlardan biri Jean-Paul Sartre da Maocu'dur. İki ayağı vardır. Sartre 3. Dünya teorisini kurmuştur Maoculuk üzerine. Şey, eylem tarafı da kırdan kente. Bugün ayağına gittiği Pamuk Prenses diye karşıladığı kara yılan da o yöntemden gelir yani. O devrimci yöntemden gelir. Fakat küçümsemek istiyorlar, göğe aşağılamak istiyorlar ama tutmuyor rakamları. Kavramlar tutmuyor. Bir avuç olan kendisidir. Bir avuç olan kendisidir. Türkiye'de bir avuç liberal işbirlikçi vardır. Hayatta ırkçı olmadım. Irkçılık yapmadım. Böyle genetik ve biyolojik şeylerin insanlık suçu olduğunu düşünüyorum. Ama artık inanıyorum. İşbirlikçiler aynı ırktır. Buna inanıyorum artık. Aynı ırktır. Aynı balgam suratlar, aynı para almalar, aynı ondan bundan nemalanmalar. İşbirlikçiler ayrı bir sınıftır. Ayrı bir şey, kümedir yani bunlar. Evet. Bu çok nettir. Kalkıp hakkı olmayan, insanlar hakkı olmayan küçümsemeler yapıyor. Yani hakkın mı? Orada işte dün bu Bursa'da ampute bacakları da geçtiğimiz hafta şey olan Gazimize oradan bir tane adam arkada akil gruba destek veren bir adam bizim Gazimiz konuşunca yüzünü ekşiterek ve küçümseyerek ya bir sus diyor. Sen bizim Gazimize yüzümüzü ekşitme şansına sahip misin? Kim konuşacak? Önce o konuşacak. Böyle bir hak görüyor kendine. Kendini küçümseme. Eğer onu küçümseme hakkına sahipsen cepheye sen gitseydin, senin evladın gitseydi, senin çocuğun olsaydı ve sen bir şehidi bayrağı indirdin, TC'yi indirdin, yetmedi. Şehidi ve gaziyi de böyle bir küçümseme, bir yüz ekşitiyorsun. Sen kimsin, sen yüzünü ekşitiyorsun? Kendi suratına bak be. Yani geldikleri terbiyesizliğin sınırına bak. Ve şehide ve gaziye yüz ekşitiyor. Sen bu yüz böyle bir hakkın yok. Şimdi olmayan bir hak kullanıyorlar. Yani bir insan birisini kovacaksa, birini sopalayacaksa onda bir hak olacak yani. Yani Ali'nin kılıcına baktığın zaman erkek görürsün orada, bir şey görürsün yani, bir mertlik görürsün, bir adalet görürsün. Yani yüzünüzde adalet yok be. Meymenet yok yüzünüzde. Bir işbirlikçi ırkın, işbirlikçi kirli bir şey var yüzünüzde ve bütün kutsal değerlere de küçümseme. Yani Türkiye'nin bütün kaderi senin suratın ekşimesine ayarlı. Aman ekşi de suratı konuşmayalım. Aman yüzünde ekşime var. Bize yok ya. Sen değil, senin yani o suratın gibi milyonlar gelse ne yapar be? Biz o suratları yapmaya geldik. Tarihten silmeye geldik. Erdem getirmeye geldik. Biz o suratları erdem, adalet anlayışı getirmeye getirdik. Ve sen geliyorsun kendince gaziye yapıyorsun. Küçümsemeye kalkışıyorsun. Surat ekşitiyorsun. O suratını ekşittirler. Ama kimse kimsenin bu topraklarda biz yaşadığımız müddetçe bu toprağın kutsal değerlerine gücümüz olan her yerde sahip çıkacağız. Ve bunların hiçbirini de o surat ekşitmelerine müsaade etmeyeceğiz. Evet. Ama o Gazi'nin o protez bacağını çıkarıp fırlatması çok büyük bir sahnedir. Yani fırlatması, yani Dostoyevski, yani ne bileyim, bir romanda, bir filmde olmayacak kadar yüksek bir sahnedir. İnsan içi titriyor. Sen ne konuşuyorsun dedin de ben konuşmuyorum diyor. Bak bunlar konuşuyor. Bunun acısını ben her gün duyuyorum. İçeride yatan insanlar bugün yaşadıkları hücrenin sıkıntısını, acısını, gaddarlığını her gün yaşıyorlar. Her gün. Senin gibi değil yani. Senin gibi böyle ayran içti, kahve ödetti, kağıt oynadı, sonra geldi, ne oluyor bunlar değil. Her dakika. O bacağı kesik her dakika. Oğlu gitmiş her dakika bunu hissediyor. Evet. Senin gibi böyle şey değil yani. O gazimizin yanındaki Ümit Kaplan, yine o da gazidir. 32 mermi yemiş. İki bacağı olmayan. Benim de çok yakından tanıdığım Ümit Kaplan. O gün o da isyan ediyor. Ben Kürdüm. Ben diyor, evet yani annem babam Kürt, Kürdüm. Ama bu memleketi Kürt meselesi yok. Bölücülük meselesi var. Burada yani İmralı'nın cinayet meselesi var diyor. O da aslında bacağını arkadaşı gibi çıkarıp fırlatmak istemiş. Bütün bunların yanında Nihat abi, isterseniz ikinci dönemde hem Silivri'yi, İzmir'i ve diğerlerini konuşalım. Kısa bir ara verelim Nihat abi. İkinci dönem devam edelim. Değerli seyirciler, bir reklam arasından sonra Ver Yansın devam edecek. Tabii.
değerli seyirciler. Nihat abi, Mustafa Mutlu her hafta yazıyor. Yine hakkını teslim edelim onun. Fatih İlmioğlu'ndan hala haber yok. Adli Tıp'tan daha doğrusu hala haber yok. Silivri'den bir yazı yazılıyor. Ama o yazı hele yani içinde bulunduğumuz teknoloji çağı döneminde o yazı bir türlü Adli Tıp'tan hala cevap gelmedi. Gazi Üsteğmen, avukat Serdar Öztürk'ün hastalığı yine. Ki onun da hastalığına rağmen o ben hastaneye gitmem Hilmioğlu bırakılmayınca diyor. Bunu bir değerlendirir misiniz? Tabii yani çok umutsuz günler yaşıyoruz. Fakat bu umutsuzluk bizim direncimizi kırmamalı. Biz bu toprakların değil dünyanın güzelliğine inanıyoruz. Ay'a, güneşe inanıyoruz. Yeşile inanıyoruz. Kıra inanıyoruz. Ama çok büyük bir yani bu hak ihlallerinin artık hepimizi büyük bir umutsuzluğa, büyük bir çaresizliğe gömmek. Zaten bunun için yapıyorlar. Umudunuzu evet. bitirin falan diye yapıyorlar. Çok güzel bir hikayedir. Bir gün padişah hastalanır. Hastalandığı zaman derler ki bunun tek çaresi var. Bir çocuğu öldüreceksin. Midesini yarana basacaksın. Evet. Çocuğu bulurlar. Fakat babası müsaade etmez. Padişah babasıyla görüşür. 200 kese altın verir. Babası razı gelir. Annesi yırtınır feryat der ben çocuğumu vermem diye. Sonra annesiyle de görüşülür. Onun da 200 kese altın. O da razı gelir. Sonra halk razı gelmez. Halka da makarna bir şeyler. Gene para yardımı. Halk da razı gelir. Sonra derler ki ya din adamları var der. Allah'ın adaleti. Onlarla da konuşulur. Onlara da para verilir. Ki din adamları 80 bin Müslüman öldü. Seslerini çıkartmıyorlar. Tarihimizde olmamıştır böyle bir şey. Derken çocuğu idama götürüyorlar. Halk razı. Din adamları razı, anne baba razı ve çocuğu kesmeye götürüyorlar. Midesini alacaklar ve padişahın yarasını saracaklar. Tıpkı bugün olduğu gibi. Değil mi? İnsanlar evet. kesiliyorlar, parçalanıyorlar. Cellat tam çocuğun kellesini keserken ki etrafta halk, diyanet, anne, baba. Çocuk göklere doğru bakar. Cellat der ki, dua mı edeceksin der, Allah'a mı bakıyorsun? Evet o der, Allah. Ben doğduğum günden beri annemin gözlerindeydi. Işığındaydı. Şimdi kör olmuş, görmüyor beni. Allah babamın gözlerindeydi. Işığında, nurundaydı, konuşmasındaydı. Şefkatindeydi. Şimdi kör oldu, görmüyor beni. Komşumuz vardı, esnaf, dükkan, bakkal vardı. Hepsi kör olmuş, görmüyorlar beni. Camiye giderdim, din adamları, tertemiz insanlar vardı. Hepsi kör olmuş, görmüyor beni dedi. Ben dedi, başka bir şey arıyorum dedi. Ne arıyorsun dedi. Dedi ya dedi. Belki göklerde bir kuş görürüm dedi. Kuşun gözlerine bakarım dedi. Ya bakınca ne olacak dedi. Ha dedi belki bir ışık görürüm kuşun gözleri, kuşların gözlerinde dedi. Allah'ın adaletini görür. Çünkü bu dünyadan bu kadar umutsuz ayrılmak istemiyorum. Biz de öyle. Bir umut, yeneriz yeniliriz ama bir umutla gitmek istiyoruz. Dağa çiçeğe, değil mi? Evet. İnsana bebeğe, hepimize şek veren, bir iç enerji veren, hepimizi doğuştan neşelendiren bir şey var, büyük bir duygu var. İnsan olmanın, toprağım var, yağmurum var. Bütün bunlar umutsuzluğa düşmesin diye büyük bir mücadele, büyük bir kavganın içindeyiz. Bizim kavgamız odur. Türkiye'de Özal'dan beri 30 yıldır liberal, aynı ırktan olan bu işbirlikçi liberaller birçok kavramı iyiliş ettiği gibi hepimizin de gözler önünde modern toplumun inşasında kullanılan hoşgörü ve uzlaşma gibi kelimeleri dahi ifade etmişlerdir. Hoşgörü ve uzlaşı kelimelerini kullanan bu insanlar, dikkat edin Özal'dan beri, aslında şunu yapmak istediler ve onu bir tezgah olarak yaptılar. Hoşgörü ve uzlaşı şu hale geldi. Taviz ver, güçlü ol. Evet. Özal'a bunu öğrettiler. Soray'a bunu öğrettiler. Her gelen siyasilere. Taviz ver ve güçlü ol. Böyle bir şey olabilir mi? Siyasetten bu mümkün müdür? Taviz verdikçe sallanırsın. Sarsıntı. Özal 3-4 derece sarsı, öbürü 4 derece sarsı değil mi? Depreme 4 evet. derecelik depremler sarsar ve bir gün o küçük küçük tavizler gelir ve şey yapar. O ülke seni parçalar, çökertir yani. Medya taviz verdi. Şunu söyledikten ne oldu? Cemaatleri özgürlük dedikten ne oldu? Etnik milletçiliği özgürlük dedikten ne oldu? Bu özgürlük değildir. Sarstınız. Şimdi hepimiz geri dönülmez bir yerdesiniz. Hiçbir ülke taviz vererek güçlü olamaz. Bir konuşmanın birinci safhasında örgüt dediğimiz zaman örgüt çekirdeğini oluşturan en değerli de budur. Şey budur. Örgüt taviz vermeyecek.
taviz verdiği an, o bir taviz, iki taviz, üç taviz, o örgütü evet. balgamlaştırır, sümükleştirir. Onun bunun at yemi, eşek yemi haline getirir sizi. Türkiye'yi birilerinin eşek yemi, boynuna değil mi, eşek torbası haline, yem torbası haline getirdiler. Hangi kimler getirdi? Bu işbirlikçi liberaller getirdi. Bu kavramların hepimiz altına girdik ve aldandık. Ve dikkat edin bu liberallere, evet. işbirlikçilere bakın. Aynı tezgahın insanları. Bir taneniz, bak iki yıl oldu savaş. Bir tane savaştan laf ediyorlar mı? 80 bin insan ölmesi değerli bir şey değil midir? Önemli bir haber değil midir? Açın gazeteleri. 80 bin insana dair tek bir yazı var mıdır bu bahsettiğimiz liberallerin? Bir tane yoktur. Bir tane. Siz neyi gizlemeye çalışıyorsunuz? Neyi kaçırıyorsunuz? Ünlü Teyyo Pehlivan, Erzurumlu, çok güzel, hani palavralarıyla meşhur. Bir, artık bizim de bir mizah kahramanımızdır. Çok güzel hikayeleri vardır. Bir tanesinde der ki, Atatürk, İsmet İnönü Suriye sınırında ava çıkmışlar. Avcılık yarışı yapıyorlar. İsmet İnönü 60 vuramamış. Evet. Atatürk 60 vuramamış. Teyyo 60 ördeklere ya da turnalara taburunu birden indirmiş aşağı. Bir bölük indirmiş aşağıya. Gelmiş Atatürk bir şablak atmış Teyyo'nun ensesine. Aferin Teyyo demiş. Beni de geçtin. Şimdi düne kadar 40 bin insan öldürdü diyorduk Apo. Hı hı. Şimdi Suriye sınırında 80 bin insan öldü. Herhalde Apo içinden şunu geçiriyordur. 80 bin, beni de geçtin bak 80 bin Müslüman öldü. Aferin unutmayacaksınız, Tayyip. Unutmayacaksınız. Peygamberimize müminler demiş ki bize şefaat et demiş. Bizi cehenneme alma demiş. Sen demiş cehennemi kapat kapılarını. Peygamber Efendimiz demiş ki ben demiş ellerimle cehennemin kapılarını kapattım demiş. Hiç endişeniz olmasın demiş. Benim demiş yani Müslümanlar buradan demiş cehennemden içeri giremez. Ancak demiş Müslüman öldüren bu Osmanlı medreselerinde vaaz kitapları vardır. Evet. Oradan okuyorum. Orada anlatılır. Der ki ben de ellerimle cehennemi kapattım ama bir Müslüman öldüren Müslümanı demiş kurtarmam mümkün değil. O cehennemliktir. Buna benim de elimden bir şey gelmez. Bugün Tayyip Bey 80 bin Müslümana vesile olmuştur. Ölümüne. Ve El-Kaide'yi öldürttürüyor. Artık Allah'ın da peygamberin de dinimizin kültürüne bakarsak yapabileceği bir şey yok. İşte burada bizler devreye gireceğiz. Bu insanların değil mi kutsal değerlerimizin hakkını koruyacağız. Selimiye Camisi'ni bombalamışlar. Bu bizim İslam kültür mirasımızdır. Tüm Suriye'nin en güzel mimari eserlerinden biri bizim Kapalı Çarşı'dan da güzeldir. Halep Çarşısı'nı yakmışlardır. El-Kaide'ye yaktırmışlardır. Selefiler kendi kültürleri gereği değil mi Suudi Arabistan'da kültüre ve medeniyete karşıdır. Taş taş üstüne koymadılar. Her yeri ticarete çevirdiler. Şey bile nasıl isyan eder Ali Şeriat'ı bile kitaplarında lan peygamberin evini bile ticaret haline getirdiniz diye. Selefi kültür öyle. Bir Kur'an kalacak çöl. Ama Suriye'de, Irak'ta değil mi buralarda evet. şey var. Bir mimari var, bir kültür var. Mevlevi de bir kültürdür. Hepsi bir kültürdür. Tambur da bir kültürdür. Değil mi? Bunların hepsi. Hı hı. Dini müziği de bir kültürdür. Selefi bunların hepsine karşıdır. Şimdi El-Kaide'ye, Selimi Camii, Halep Çarşısı, hepsi. Ayakta ne varsa. Biz Suriye'de olalım, Türkiye'de olalım. Mısır'da da olmayalım. Mısır'da, Kahire'de bizim. Çok güzel camilerimiz vardır. Türkiye'deki camilerden daha güzel. Ta Memlük'ten kalmış, Fatimilerden kalmış, Memlük'ten kalmış, Osmanlı'dan kalmış. Muhteşem camiler. Hasan Paşa git kafayı yersin. Biz bir Sultanahmet'in etrafından dönüyoruz. Ne camiler var. Bunlar bizim de kutsal miraslarımızdır. Ve şimdi bu kutsal mirasları Tayyip Erdoğan ve partisi İsrail, Amerika eliyle ortadan kaldırılıyor. Beğenin beğenmeyin. Hasan Cemal Paşa, Cemal Paşa kitabında anlatır. Kudüs'ten niye geri çıktın diye. Şimdi kitabında aynen böyle yazar. Der ki kendini böyle savunur. Süveyş'ten geri dönüyoruz. İngilizler peşimizde. Kudüs'ü 3 ay, 2 ay, 3 hafta, 3 ay hatta 6 ay tutmam mümkündür der. Yani ben der Cemal Paşa olarak Kudüs'ü uzun bir müddet der tutmam, ayakta tutmam mümkündü. Kendisi söylüyor. Bu tartışmayı başkaları şey eleştiri başkaları yapar ama kendi düşüncesi bu. Ben der yalnız Kudüs'ü savunma işlerinin sebeplerinden bir tanesi de burada der 3 dinin büyük kutsal mabetleri var. Yahudiliğin, İsa'nın ve Müslümanların. Bu demiş top atışına cephe, Kudüs'ü cephe haline getirseydim burada eser kalmayacaktı. Erken çekilmemin bir sebebi de budur. Doğru dersin yanlış dersin. Üstelik bunu Arapların tarihe kasap Cemal dedikleri Cemal Paşa yapmıştır. Ve şimdi sen orada El-Kaide'ye Peştunlardan getirdin oradan sınırdan Pakistan sınırından getirdin.
Peşlunlara şeyle El-Kaide'ye en kutsal camilerdi ve sokaklarını. Çarşı bizim her şeyimizdir. Ve ben bu çarşıların üzerine çok yazı yazmışımdır. Çarşı doğunun çarşıları diye. Evet. Yani çok güzeldir çarşılarımız. Kapalı çarşısından Halep çarşısına kadar hep gittim gezdim buraları ben. Oturup bağlamamız lazım. Sadece insanlarımız değil kutsal bir mirasımız da elden gidiyor. Çöl haline çevriliyor. Orada herkesin emeği var. Tarihte dediğim bütün kutsal evliyaların, mimarların, değil mi, güzelliğimizin, o caminin rölyefleri var, kabartmaları var, desenleri var. İçinde ne mimari var onun? Bizim kültürümüz, bizim süsleme sanatlarımız. Bir medeniyet, bir harç. Bizim tezlefimiz, bizim boyamız, bizim hattımız var orada. Ve bunları şimdi yıktırıyor. Ve liberallerden tek bir tanesi, tek bir satır yazmıyor. Böyle bir ayran lafına milleti uyutmaya getiriyorlar. Ya da başka bir lafa. Çok değerli bir şey söylüyorum. Şey, şey, üç tane eşekler patronlarına, hani örgütten girdik. Patronları, eşekleri yüklemiş, sahipleri tuz taşıtıyor. Tabii eşekler önce şikayetçi olmuş. Dereden geçmişler. Geçerken dereden tuzlar erimiş. Eridiği için hafifçe geçmiş eşekler. Patronlara daha çok bağlanmışlar. Tıpkı sıcak parayla, hani bir takım ekonomik sıkıntıların hani görünmezden gelmesi gibi yani. Tuz taşıdın şey, güzel gittin. Fakat ikinci kez patronlar daha sert bir şey yüklediler. Yine eşeklerin anlamadığı bir şey yüklediler. Tuz gibi, sünger yüklediler. Eşekler de süngerleri ne kadar güzel aldı, götürdü. Dereden geçiyorlar. Tıpkı bu iki ayda hallederiz dediler ya Suriye'de işleri. Bir ay dayanamaz Esad. Fakat dereden geçerken süngerler su çekti ve eşeklerin hepsi boğuldu kaldı. Bugün Suriye sınırında boğulup kaldığı gibi kaldı. Üstelik bu su bildiğin kan, kan akan bir deredir. O süngerlerin hepsi bir kanı çekmiştir. Müslüman kanları. Bu Müslüman kanların altında kalan da bizimkilerdir. Bu anlaşmaları yapanlardır. Davutoğlu'dur, öbürüdür. Kimse, 80 bin Müslümanın kanını bize kimse unutturamaz. Bunu hiçbir şekilde unutamayız bunu. Dikkat edin, benim en çok ağrıma giden de budur. Öyle konuşuyoruz, böyle konuşuyoruz, şunu konuşuyoruz, içeridekini konuşuyoruz, ayranı konuşuyoruz derken 80 bin Müslümanın kanını süngerlerle çekti. Sizin altınızda kaldı. Siz hepsinin altında kaldınız ve bize bunu unutturuyorlar. Bize bunu unutturamazlar. Ne yapmaya çalışıyor Tayyip Bey? Bir bakalım Tayyip Bey. Ne yapmaya çalışıyor? Derdi nedir? Bir ülkenin eyaletleşmesinin önünü açtı. Bugün Karayılan'da eyaletleşmeyi doğruladı. Yani en şey insan, sakin insan, hani Tayyip Bey'e hak veren insan, ya Tayyip bunlara bir çalım atmaya çalışıyor galiba. Olamaz böyle bir şey diyor. Değil mi? Üç tane seçim var. Seçime kadar bir şeyi kandıracak falan diyor. İş döndü dolaştı. Türkiye'nin gerçekliği yine Teyyo Pehlivan'ın bir fıkrasına döndü. Teyyo Pehlivan fıkrasında diyor ki, bir yumurtasına iddiaya girmiş Teyyo Pehlivan. Bir yumurtaya iddiaya girmişler. Hasan Gale'nin tepesinden arkadaşlarıyla atlayacaklar. Bir yumurtaya. Hem de tepe aşağı atlayacaklar. Arkadaşlarıyla tepe aşağı atlamışlar. ne oldu Teyyo Pehlivan? Diyor ki yumurtayı ben kazandım. Bir tek ayaküstü ben düştüm. Öbürleri hepsi cehenneme gitti diyor. Cehenneme gittiğini nereden anlıyorsun diyor. Televizyonda da seyrettim diyor. Böyle de espri bir tablo. Neyse evet. Ama dikkat et. Yumurtayı Teyyo Pehlivan kazanmış. Bir tek o kazanmış. Öbürleri cehenneme gitti. Bir yumurta, yani bir seçim yumurtası. Bir seçim yumurtasına TC gitti, bayrak gitti. 30 bin insanın, 40 bin insanın katilini değil mi? Evet. Peygamber yaptık, eller sıkışıldı, bilmem neler yapıldı. Bir seçim yumurtasına. Tayyip'in hesabı ne Tayyip Bey'in? Bir seçim yumurtası uğruna bir tek o ayakta kalacak. Biz kaybedeceğiz. O kaybedecek. Herkes, bazı herkes kaybedecek. Bir tek Tayyip Bey kazanacak. Tayyip Bey'in hesabı bu. Bir seçim yumurtasına bütün kutsal değerler, bütün birliğimiz, üniter yapımız, güzelliklerimiz, cumhuriyetimiz, hukukumuz gitti. Hukukumuz şimdiden atıldı. Evet. Yani Türkiye bütün değerleriyle Hasan Gale'nin tepesinden baş aşağı atıldı. Nedir? Tayyip Bey seçim yumurtasını kazansın diye. Ve Türkiye'deki sahne bu mizahi palavralarıyla meşhur ve aşırı palavra olduğu için de insanların güldüğü bir hikayenin ta tıpkı kendisi haline geldi. Türkiye'nin geldiği yer. Hepimizin geldiği yer. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Bakın bu çok önemli bir şey söylüyorum. Türkiye'de insanlar belli karar anlarında başka bir şeydir. Yani bir karar anları vardır. Aniden karar verirsin. Yani otobüs hareket etti, otobüs yanıyor. Aniden karar vereceksin. Orada bir şey mi çekeceksin, kendimi atacaksın değil mi? Bir ani. Bu 3-4 saniye içinde trajik anlarda, deprem anında aniden karar vereceksin. Yangın anında anında karar vereceksin. Felaket anları böyledir. Senden aşırı şey... Ani bir refleks bekler.
Biz şu anda, şimdi halkımız bizi dinliyor. Hayır, biz onları dinliyoruz. Biz bu sert trajik anla halkımızın refleksine bakıyoruz. Bu reflekslere bakalım, ani bir refleks. İşte bugünlerde hepimizin büyük bir cesarete ihtiyacı var. Hepimizden toplum tarihte bir kere cesaret ister. Bir kere. İşte o gün bugündür. Halkımız dışarıdan izlesin. Gücü olan, değil mi, maddi yardımda bulunur, bir şey yapar ama hepimiz şunu unutmayacağız. O tarih gelmiştir. O tarih gelmiştir. Ben yazar değilim artık. Ben bir erim bu saatten sonra. Ve hepimiz bir cesaret karar anındayız. Bu karar anını vereceğiz. Ne pahasına vereceğiz? Önce ülkemiz adına, sonra insanlık değerleri adına. Biz orada sadece iki tane arkadaşımız çıksın diye kavgasını vermiyoruz. Bir insanlık, hukuk kavgası veriyoruz. Hukuk herkese, Yeni Zelandalı'ya da. O cezaevinde bugün Yeni Zelanda'da olsa kavgamız aynı olacak. Bu büyük değerler gitmesin. İnsanlığı şemsiye diye koruyan, hepimizi bir arada tutan bu yüksek değerler gitmesin, kaybolmasın. Erdem, onur, mücadele, değil mi? Bu büyük değerlerimiz için bugün bizden tarih, kanunlar, fatihler, yunuslar, pir sultanlar, aliler, hepsi bizden bir şey istiyor bugün. Ani bir karar vermek. Evet. Karar anını yaşıyoruz. Hepimiz bir cesareti örgütlemek zorundayız artık. Onu tartışacak, bunu tartışacak. Örgütte o da varmış, şu da olsa olmazmış, şunu şöyle yapalım. Hayır, hepsi geçti. Artık ben Fenerli değilim. Artık ben Trabzonsporlu değilim. Artık ben milli takımlıyım. Artık Siirtspor'dan, Eskişehirspor'dan çıktı iş. Düne kadar onları bir parti kimliği, bir siyasi kimlik olarak kullanabilirdim. Artık hepimiz milli takımın üyeleriyiz. Hepimiz büyük bir müdafaa-i hukuk şemsiyesinin içinde olacağız. Yalan çok büyüktür. Tezgah çok büyüktür. Hepimiz kendimizi buraya getireceğiz. Önce kendi içimizde, değil mi yani? Şimdi düşüneceksin. Anadolu'da falan saatte filan zamanda Anadolu'nun Polatlı ilçesinden, Kazan ilçesinden, Şerefli Koçlarından yola çıkmış 17 yaşında bir çocuk düşünün. Çanakkale'ye gidiyor. Ölüme gittiğini biliyor. Ölüme gittiğini bilen bu çocuk hangi ruh haliyle kendini şey yapıyordur? Kime bağlanıyor? Hangi duyguya bağlanıyor? Kime dua ediyor? Değil mi? Ölüme gidiyorsun. Ölüme yürüyorsun. En şeysi o yani. İyi. Geri dönüşü %80 olmayan bir yere doğru gidiyorsun. Hepimiz kendi iç dünyamızda. Ne olacaksa olacak artık. Nereye gideceksek gideceğiz artık. Bizi yaratan Allah. Minibüs tekerlerinin altında kalacağıma, bilmem nerede ne olacağına, değil mi? Çok soylu. Bu kutsal değerleri, hukuk gibi bir kutsal değeri, birlik gibi bir kutsal değeri, cumhuriyet gibi, bağımsızlık gibi büyük bir değeri kurmak için şimdi hepimiz önümüzdeki seçimlerin arifesinde ki günlere hazırlık, kendimizi iç dünyamızda, ruh dünyamızda. Hangi dine, hangi peygambere, hangi inanca iman edersen et, beni ilgilendirmez. Bir topraksak, bir ülkeysek, bir bağımsızlık diye bir şey varsa, yani bu yüz binlerce tarihteki milyonlarca insan bizi kandırdı mı yani? Geyik miyim yani? Bütün bu yazarlar, çizerler bağımsızlığın en soylu değer olduğunu, insanın şerefi, onuru olduğunu, yani test ederek, yaşayarak, değil mi? Bütün bunların şiirleri ve şarkıları yazıldı. Bütün bunlar mı yalan? Bütün bunları bir ayrana mı şey yapacağız? Yani hepsi gidecek, bir ayran mı gelecek yani? Bir ayranın şeyinde mi, lagalugasından mı boğulacağız? İşte burada hepimiz bu soruyu soracağız. Hepimiz hazırlayalım kendimizi. Kimseyle artık benim seninle konuşma mesela. Burada geliyorum. Burada notumu alır konuşurum. Şunları anlatırım. Ama benim asıl içimde bir konuşmam var kendimle. Yeter Nihat. Yaşayacağın kadar yaşadın. Yaş geldi. Yazacağını yazdın. Öpeceğin bir kız varsa öptün. Artık sıra geldi. Herkes iş dünyasında bu muhasebeyi yapacak. Ve size samimiyetle söylüyorum. Eğer bu iş muhasebeye girin, bu iş muhasebeye yapın, çiçekler daha güzel olacak. Ay, güneş daha güzel olacak. Sevgiliniz daha güzel olacak. Hayat daha güzel olacak. Her şey daha güzel olacak. Hepsinin yeni bir rengi olacak. Direnişle, mücadeleyle, arkadaşlıkla, bir dava için yürümekle, hukuk için, insanlık için, kardeşlik için yürümekle, gerçek ruhu neşenin, ruhu barışın, değil mi? Bütün bu ülkeler için yürümek, her şeye yepyeni bir renk verir. Size samimiyetle söylüyorum. Başka bir adam olursunuz. Başka bir adam. Başka tür bir insan olursun. Ben hep şuna inanmışımdır. Bunun edebiyatını da yaptım. Tarihte de okudum. Anadolu'nun yalnız kovboyları vardır. Yani böyle modern tanımlarla anlatayım. Bunlar gaziler ve erenlerdir. Tek başına güzel adamlar. Ordunun adamı değildir bunlar. Bunlar orduya katılan insanlardır. Erendir. Gazidir. Alperendir. Çıkar. Değil mi? Tek başına gider. Gücüyle. O onuru, ordunun ya da halk, yabancı tahakkümü gelmiş ve yabancı tahakkümüne karşı, yabancı işgale karşı tek başına yola çıkar. Niye?
o onurdan pay almak ister. O onurda, ya orada ben de olayım der. Onları çağıran da yoktur. Şimdi dikkat et. Bir takım insanlar, özellikle İslami kesimdeki insanlar, İslamcılık 60'lı yıllarda Orta Doğu'nun çürümüş bataklığından gelmiş bir şeydir. Bizim İslam'ımız başkadır. Bizim İslam'ımız her şeyi güzelleyen, bize iç neşesi veren bir şeydir. Kardeşliğimizi tutan bir şeydir. İslam başka şey, İslamcılık başka şeydir. Bunları da bu arada herkes bilsin. Ama biz artık o erenleriz. Biz yalnız kovboy, o erenler. Biz içimizde bir sesi alıyoruz. Gördün mü? Gördüm. Haksızlığı gördün mü? Gördüm. Zulmü gördün mü? Gördüm. Gaddarlığı gördün mü? Gördüm. O halde ne kadar damarım, sinirim, gücüm varsa yürüyeceğim ben artık. Ne şekilde olursa olsun. Tabii ki aptalca yürümeyeceğim. Tabii ki onun bunun oyununa gelmeyeceğim. Tabii ki bunu temiz yapmaya çalışacağım. Güzel yapmaya çalışacağım. Ben, hepimizin bir ruhi bir saati var. Psikolojik içeride bir saati var. Ben o saatin geldiğini düşünüyorum. O saat geliyor. O saati hepimiz yavaş yavaş ritmimizi, ruhi ritmimizi, psikolojik ritmimizi, o saate, muhasebemizi, o saate ayarlı yapmak zorundayız. Bir kutlu gün geliyor. Size samimiyetle söylüyorum. Bir kutlu gün. Bizim de kendimizi, hani kendi yani çok liseli çocuk sevgilisine böyle çok amiyane bir şeyler ya, sevgini ispatla. Ağır da bir şeydir. Basit de bir şeydir. Hani harcayan bir laftır. Evet. O öyle değil. Bu gerçekten böyle bir şeydir. Kendi kendime bir şiir okudum. Kendi kendime güzel kızları gördüm. Kendi kendime dağlarını, ovalarını okudum. Kendi kendime bağımsızlık okudum. Ve bunlarla iftihar ettim. O halde Nihat, ispatlamadım. Hepimiz. Bunlara gerçekten inanıyorsan, içindeki yol burada, sen o yola düş. Hepimiz bu psikolojik saatin, değil mi, gelmekte olduğunu görüyoruz. Ve ben bundan çok büyük mutluluk duyuyorum. Burada olmaktan ve bu yola düşmüş olmaktan da çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu büyük bir insanlık neşesinin içinde olmak istiyorum. Her şeyimi bölüşecek. Her şeyimi bölüşecek. Zevk günü geçti. Bak samimi söylüyorum. Zevk ve keyif günü geçti. Bizim keyfimiz artık mücadelemizdir. Mücadelede verdiğimiz yaradır, kavgadır, acıdır. Bizim zevkimiz artık bunlar. Kırlarda çok geniş oturmak. Çok geniş, değil mi şey? Bir televizyonlarda bakıyorum, izliyorum. Yavuz, 30 yıl böyle kafamdan gelip geçiyor. Ya bu etnik milliyetçiler, bu cemaatçiler alttan alta 40 milyar dolar sahibi olurken bunlar bu kadar örgütlenir. 12 yaşındaki çocukları silahla, biri dershaneye, biri silahlı, biri silahsız. Biri FBI, ikisi de FBI'nin emrine girerken biz neredeydik? Bir bakıyorum ki 30 yıl Türk medyası sadece kredili almakla kalmamış. Sabahtan akşama kadar eşek kadar adamlara ödül dağıtmış. Ondan büyük gazeteci yok, ondan büyük programcı yok. En büyük gazeteci o, en büyük programı o yaptı gibi birbirlerini okşamışlar. Ya bu nedir? Birbirinizi okşamış durmuşsunuz. 50 yaşında kazık kadar adamlar ödül almaya da doymamışsınızdır. Siz bunlarla uğraşırken işte bakın nerelere kadar geldi. Hoşgörü ve uzlaşma dediniz. Yok onu söylese ne olur, bunu söylese ne olur dediniz. Anlamadan, bilmeden cinleri açtınız ve şimdi tutamayacağınız yerdesiniz. Ne yaptınız ki 40 bin kişinin katilinin elini öpecek ve 40 bin kişinin katili bir yılanı pamuk prens edecek hale geldiniz? Neden mi oldu? Şahsi egolarınız, şahsi okşanmanız. Ben 60 yaşına dayanmış bir insanım. Hala beni 5 yaşında çocuk gibi okşayacaksınız. Değil mi? 5 yaşında çocukları ellerle okşarlarla. O 5 yaşında doğrudur. 25 yaşında çocuğun okşanmaya artık ihtiyacı yok. Ama bir bakıyorum ki gazeteci ve yazar diyen insanlar böyle ödül ve okşanmaya çok meraklı. Ya biz oradan değiliz ya. Ne onlar ya? Bizim okşanacak yerimizi, biz kendi şiirimizle, kendi iş dünyamızda bir şeyleri okşarız. Nazım beni okşar. Büyük soylu şairleri beni okşar. Değil mi? O edebi orada okşarım. Ya da bir takım tarihi anlarda bir şeyler konuşur. Bir manzara karşısında ben kendimi okşarım. Sen benim kendimi okşayacak malzemeleri zenginleştir. Dünyayı zenginleştir. Edebi olarak, kültür olarak, felsefe olarak bunları zenginleştir. Çok materyal sun bana. Psikolojik olarak, hikaye olarak. Ama değil. Sen orada 30 yıl cicili bicili yatırmışsın. Patronun kredileri alırken, oligarşik bir düzen içerisinde çalışırken ve sen ödüle doymamışsın. Büyük gazeteci olmuşsun. O da büyük gazeteci olmuş. Ve şimdi geldiğimiz manzara bu. Demek ki siz yanlış yerlerinizi okşattınız. Bu kadar yanlış yerini okşatan adamlarla da bir yere gidilmeyeceği açıktır. Biz soylu insanlarız. Eğer okşanmak, ben kendi erdem diye bir yer var, bağımsızlık diye bir yer var. Biraz oraya okşayın ben. Yiğitlik budur, yalnızlık budur. Şu anda kendini en güzel okşayan insanlar içeride yatıyorlar. Bakın o hücre evinde içerideler. Bağımsızlık diyerek, erdem diyerek bir insan
tam da bu anda soylu olmalı deyip direnen insanlar. İşte dünyayı, hepimizi en güzel okşayan insanlar onlardır. Ama bizi yanılttılar. Gazetecilik, yazarlık, liberal değil mi? Hepsini yanılttılar ve yanlış yerlere sürüklediler. O halde bu saatten sonra yani biz de tabii ki okşanmak isteriz. Ama doğru yerlerde, doğru şekilde. Nereye okşayacağını bileceksin. Yani hala köpek gibi, değil mi? Fino köpeği gibi okşanmaktan zevk alan insanlar, böbürlenmekten, iftihar etmekten, ego manyağı, saçma sapan insanlar Türkiye almış, nereye götürmüş? Bazı insanlar var, elmas gibidir. Bak sen, ben, hepimiz. Bir sürü soylu insan var, bunlar elmas gibidir. Bunları herkesin hizmetine, herkesin boynuna takamazsın. Ama taktılar. Taktıkları için bugün Türkiye'de yüz bin milyonlarca insan nerede bizim gazetecilerimiz diyor, nerede bizim yazarlarımız, nerede bizim bağımsız kurumlarımız diyor. Niye diyorlar? Kusura bakmayın, çok yanlış yerlerini okşattılar, çok yanlış yerlerini. Evet. İnsan olmak bağımsızlıkla başlar. Erdem bağımsızlıktır. Tek başına, yalnız kovboydur bu. Birey budur. Biz cemaatlerin toplamı, etnik milli halkların toplamı bir yer değiliz. Tek tek soylu insanların toplamı bir yerdeyiz. Üst çıtamız hukuktur. Anayasa budur. Ve şimdi burayı tecavüz ettiler ve ifal ettiler. Bir örgütün adamı olmadığımız için, 12 yaşındaki çocukları dağa kaldırmadığımız, cemaatle gidip FBI'ya bağlanmadığımız için şu anda faşist olmuşuz. Evet. Nihat abi, çok güzel konulara girdiniz ama gelen mesajların içerisinde vatandaşların şey diyor, yumurtayı yedirtmeyeceğiz, yumurtayı kaptırmayacağız, vermeyeceğiz diyor. Ama bu yumurtadan pay kapanlar var. Şimdi onlar aciz adamlar artık otel odalarına falan sığınmaya başladılar. Halk ayakla olağanüstü bir tepki gösteriyor. Kütahya'da otel odasına sığındılar ama sizin dediğiniz o liberal yazarların hiçbir tanesi bir ton boraks madeninin Bandırma Limanı'ndan 340 dolara ihraç edilirken bunun karşılığında bir ton saman için 640 dolar ödendiğini hiç söylemiyorlar. Yine bizim köylü Ahmet amca traktörüne aldığı mazotu %18 KDV ödüyor. Ama yatlarda, bu lüks yatlarda, teknelerde, AKP'nin ihtiyaç dediği teknelerde bu oran %1. Uçakta %0, pırlantada %0. Bunlardan kimse bahsetmiyor. Nihat abi, yine şimdi yine şeker fabrikalarının 2014'e kadar tamamen satışı söz konusu. Son yıllarda Türkiye'de şekere zam gelmiyor ama konu ne? Yine Bandırma Limanı'ndan çok özel bilgiler geliyor bana. Oradan da ihracat adı altında Türkiye iç piyasaya verilenler var ve bunların ortağının kabinede bir bakan olduğu söyleniyor. Yine Geydoğlu ürünler Mersin'de yakalandı ama asıl Geydoğlu ürünlerin merkezinin, ithalat merkezinin Bandırma olduğu var. Bandırma'yı önümüzdeki günlerde mercek altına alacağız. Son söz size. Şunları söylemek istiyorum. Tabii ki sıra gelip buralara ayrıntılarıyla giremiyoruz. Gün gelir oraya da gireriz. Ama asıl olan şudur. Benim Türkiye'de sağda solda gördüğüm, örgütte gördüğüm, dışarıda gördüğüm, sağ muhafazakar yapıda gördüğüm en büyük günah dediğim şey şudur. Nedense Türkiye'de insanlar kendilerini çok kolay avutabiliyorlar. Herkesin bir avutma yöntemi var. Her şartta, işgal geldiği gün bile, işgal olduğu gün bile, hukukun ifade edildiği gün bile, altımızdan zeminin kaydığı gün dahi insanlar bir laf bulur kendilerini avutabiliyorlar. Her halükarda kendini avutabilen insanlardan hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey. Her halükarda kendini avutuyorsun. Tarihte en zor şey, niçin edebiyat var, niçin felsefe var, niçin bilim felsefesi var, niçin düşünme var, niçin akıl yürütme var? Çünkü tarihte en zor olan şey insanın kendini iknadır, kendini avutmasıdır. Ben kendimi avutamam. Çok zordur kendimi avutmak. Millet öyle çok kolayına kendini çok kolay avutuyor. İşte aslında Tayyip de şunu demek istedi, ya bu kadar da kötü olmaz, ya şu da şöyle olacak, ya bunlarda da var bir şey gibi. Türkiye'deki genel karakterimiz, yani bir karakter Türkiye'ye şey yaparsak, bu kadar pisliğin bir genel neticesi olarak Türkiye'deki eğitim sistemi, okul, edebiyat ve medya insanlarımıza sadece avutma biçimleri verir. Bir sürü avutma biçimi verir, herkes de kendini avutur. Hayatta en zor şey insanın kendisini avutmasıdır. Çok zordur. Çünkü burada dünyayı yaratan ya da bu devrimlerde şehit olmuş milyonlarca insanın sesi var. Avutmak kolay değildir. Şimdi içeride insanlar yatarken sen burada sessizsin ve yine de kendini avutabiliyorsun. Ha yok ya, zordur.
Herkese şunu söylemek istiyorum. Herkes iş dünyasına bir daha girsin ve yeniden girsin. Hani herkesi kandırmak kolay. Bir insan niye edebiyatçı olur? Niye felsefeci olur? Niye yazar olur? Söyleyeyim sana. Çünkü hayatta en zor şey insanın kendini kandırmasıdır. Kendini avutmasıdır. Başkalarını kandırmak, tiyatro olarak hikaye anlatırsın. Bir büyüler yaparsın, hoklobazlıklar yaparsın, birilerini kandırırsın. Ama burayı kandırmamak lazım. Bu dünyada ülkemiz olur, olmaz. Ama bu dünyaya güzel geldik, güzel gidelim. Allah bize bir nur topu getirdi ya. Bir bebek getirdi. O nur topu temizliği berraklığında, o bozulmamış pınar kaynak su gibi gidelim. Değil mi? Hep öyle gidelim. Evet, en büyük idealimiz budur bizim. İnşallah. O yüzden burayı avutamam, zordur. İnceleyeceğim, çok sık dokuyacağım. Kendimi her gün iğneleyeceğim. Her gün beynimde kıymıklar, her gün yılansı sorular. Zordur. Edebiyatçı oluş sebebimiz budur bizim. Bizim felsefeci oluş sebebimiz budur. Zordur inan şey yapmak, ikna. Ve herkese söylüyorum, kendinizi çok kolay avutmayın. Çok kolay avutuyorsunuz. Türk sahada, kısmen Türk solunda bir sürü insan da, Türk medyası ki bunlara işte böyle avutma malzemeleri verir her gün, bir şeyler verir. Yapılan budur. Kolay değildir. Bizi avutacak laflar öyle 3 tane liberalin 4 tane particinin lafı değildir öyle. Kolay çıkmaz o laflar. Bizi avutacak laflar böyle çok soylu tarihin çok soylu insanları ancak bizi avutacak laflar diyelim değil mi? Tarihin büyük bilim adamları, büyük felsefeciler, büyük kavga vermiş insanlar ancak benim yarama merhem olur. Bu adamlar değil. Öyle her ödüle gelmiş her tarafını okşatan insanlar değil. Zordur burayı avutmak. Herkes bugünlerde bunu sorsun kendine. Niçin kolay avutuluyorsun? Sen kolay avutuyorsan kendini Türkiye'yi herkes tezgahın ve kolay komplolar ve kolay tezgahların içine sokar. Herkes size her türlü yalanın dolanın değil mi? Pisliğin içine kolaylıkla sokar. Çünkü kendini kolay avutmuşsun sen. Yani benim bu topraklarda avunmam için çok güçlü şiirlere ihtiyacım var. Çok güçlü filozoflara ihtiyacım var. Çok güçlü bir feryada ihtiyacım var. Hani pir sultanlara, nazımlarına değil mi? Onlara ihtiyacımız var. Bu günlerde bizleri dinlemekte olan herkese bunları söylemek istiyorum. Evet. Kolay olmayın. Yaz abi çok teşekkür ediyorum. Aslında bugün bu kitabı Cem Gürdeniz'in Hedefteki Donanmasını da konuşmak istiyordum. Olağanüstü bir eser. Sadece denizcilik okullarında değil, Türkiye'de bütün üniversitelerde ders kitabı olarak okutulması lazım. Bunu önümüzdeki günlerde yeniden konuşuruz. Ali Türkçe'nin olağanüstü bir kitabı çıktı. Kardak'ta Kahramanlar. Ben yine Mustafa Önsel'in Sırtlan Pususu'nu bekliyorum. O da önümüzdeki hafta Kaynak Yayınları'ndan çıkacak. Değerli seyirciler, Hedefteki Donanmayı mutlaka okuyun. Önümüzdeki hafta buluşmak umuduyla mutlu akşamlar diliyorum. Ulusal Kanal Gönüllüleri Almanya, Nihat Genç'le Veryans'ınız sundu.